Evet, yayın başladıysa sesim ve geliyorsa sesimi duyanlar yazabilir. Ben de şuradan sohbet bölümünü bir açayım. Ama öncelikle de şu sesimi bir kapatayım ki kendi kendime gelmesin. Arkadaşlar merhaba. Nereden izleyebiliriz? Şurada etkinlik başladıysa şuradan izleyebiliriz. Yayında kahve mi? Thank you. Mis gibi kahvemiz de geldi. Evet, yayın gayet güzel. Yunus merhaba. Salehol, Arda, Koturayiz, Kamil, Hamza. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bayağıdır canlı yayın açmıyordum. Mehmet de yayın var dedi. Merhabalar arkadaşlar. Bu akşam biraz kalabalık oldum sizlerle. Biraz zarar verdik. Bir haftadır canlı yayın yapmıyorum. Fare neden ölmüş? Bununla ilgili bir giriş yapalım. Ondan sonra da artık siz yönlendirirsiniz. Mis gibi Nescafe de geldi. Eğitimlerden siz de biliyorsunuz ki bol bol sallama çay içiyoruz. Bu akşam da burada bir Nescafe içelim. Değil mi? Hamza diyor ne yapacağız kaptan? Nasıl olacak bu işler? Bilmiyorum arkadaşlar. İşlerin akıbeti size bağlı. Yayını 21 kişi izliyor. Paylaşırsanız şöyle bir 40'a falan çıkarsa size farenin neden öldüğünü anlatacağım. Ne alakası var bizim fareyle hocam? Merak etmeyin. Bu da yazılımla ilgili. Hoş geldin Kadir. Arkadaşlar sağda solda yayını paylaşırsanız hem kanala desteğinizi göstermiş olursunuz. Hadi Nescafeler benden. Aleyküm selam herkese arkadaşlar. Cümleten aleyküm selam. Erdal emlak skriptini orada bıraktık. Ha bugün 14'ü. Akif soruyor sigara bırakma devam mı? Valla şu an Nescafe içiyorum. Normalde eğer içseydim mutlaka yanımda Nescafe'me eşlik ederdi. Ama şu an bakın Nescafe tek başına mekan takılıyor. Aleyküm selam Ertuğrul. Buradayız arkadaşlar. Erdal der ki PDO sitede arama yapmadık. Arkadaşlar firma skripti PDO'lu skripti arama yapmıştım. Ben montaj kurbanı oldu. Uçtu gitti. Ama emlak skriptinde arama yaptım. Oradan öğrenebilirsiniz. Kodcureyiz. Ne soruyorsun da cevap vermiyoruz. Bakalım kaç kişi olduk. 27 kişi izliyor arkadaşlar. Şöyle bu akşam bir 50 kişiye çıkalım ya yayında, değil mi? Evet, soruları cevaplayalım. Daha sonra da fare neden ölmüş? Ne alaka fareyle ne işimiz var? O konuya değinelim. Aziz yeni tasarım, yeni bir script düşüneceğiz. Bakalım şu an ara ara bir şeyler paylaşıyorum. Kendim bir tane haber skripti yazdım botlu. Hatta şu an siyasetkulisi.net'te görebilirsiniz. O haber skriptini biraz geliştirdim. Çok böyle detayına kaçmadan bir galeri, bir video galeri ekledim. Bir haber skripti yazdım işte boş zamanında. Arkadaşlar e-ticaret skriptini kanal üzerinde yapmayacağım. 6 Mayıs'tan itibaren İstanbul Bakırköy Şubesi'nde bir eğitim başlıyor. Orada zaten bu e-ticaret skriptini yazacağız. Eyvallah Arda, sağ olasın. Yaz da ne güzel geliyor değil mi? Artık balkonlara atıyoruz kendimizi. Kontreyiz, yorumda da gördüm bu sorunu. Yani nasıl bir soru? Yazılımda hangi diller vardır? Cevap verin. Bence soru yanlış. Yazılımda hangi diller deyince ben bu soruya cevap verebileceğimi düşünmüyorum. Yazılımda hangi diller vardır? Bence sorunu daha derleyip toparla. Ümit Framework dersleri ileride inşallah. Şu an sıfırdan başladığımız için ihtiyaç duymuyoruz.
Erdal, yapacak bir şey yok. İl içindekiler için eğitim. İleride e-ticaretle ilgili bakacağız. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim. 6 Mayıs'ta İstanbul Bakırköy Şubesi Başarı Soft Bilgi Teknolojileri Akademi'de bir 50 saatlik PHP eğitim kursu açılacak. Oradaki yetkinlik şu: sıfırdan hiç bilmeseniz dahi programlamayı kavrayıp öğrenmeyi, programlamayı kavrayıp öğrettikten sonra da fiziki olarak size sıfırdan başlayıp bir e-ticaret yazma kapasitesine getirmeyi hedefliyoruz. Eğitim bundan ibaret olacak. Aziz fareyi merak ediyor. Yalnız size şimdiden bir ipucu vereyim. Size şimdiden bir ipucu vereyim. Aslında şöyle bir şey vardır. Bakın. Mesela ben bunu sigarayı bırakmayanlara daha çok tavsiye ediyorum. Bir şeyi yapmadan önce, her şey için geçerli. Bir şey yapmadan önce insanlara söylemeyin. Çünkü mesela aklınızda bir fikir geliyor, yeni bir iş oluyor. Eğer yapılan bir sosyal araştırmaya göre insanlar yapmayı düşündükleri şeyleri yapmadan önce başkalarına haber vermeye başladıklarında o işi yapmaya olan yetkinlik motivasyonlarını kaybediyorlar. Kendinize mutlaka ya doğru dediğinizi duyar gibiyim. Bende de oluyor. Örneğin bir fikriniz var, bir şey yapmaya karar veriyorsunuz. İçiniz kıpır kıpır yanıyor. Ama bunu arkadaşlarınıza açmaya başladıkça motivasyon kaybetmeye başlıyorsunuz. İşte bundan bahsediyorum. Turan, PHP MySQL'den sonra Java farklı bir dal. jQuery'ye yönel. CodeCureate yazılıma başlamak istiyorsan Kaptanım PHP Ders 1 playlistinden başlayabilirsin. Tekrar arkadaşlar bu eğitime, yani benim videolara bakıp da çok fazla soru geliyor. 25 kişiyiz. Kod öğrenmek isteyenlere soruyorum. Nereden başlamalıyım sorusunun cevabı PHP öğrenecekseniz işte CSS, JavaScript falan bilir miyim? Hiç kafaya takmayın. Emre Aygüsel YouTube kanalı PHP playlist birden başlayabilirsiniz. Murat, neyi düşünüyorsun? Fareyi söyleyeceğim size ya. Fareyle ilgili, fareyle fazla meraklanmayın. Şimdi bak soruları biraz yavaşlatın. Şu fare olayına gireyim. Çünkü orada bir mesaj var. Neden bunu söyledim? Hatta size fare neden ölmüş diye size de soracağım. Şimdi şöyle bir olay var. Bir anekdot. Profesör elinde bir kutuyla sınıfa girer. Aslında bunu paylaşıp farklı bir video olarak da yayınlayabilirdim. Profesör elinde bir kutuyla sınıfa girer. Amacı öğrencilere ders vermektir. Sınıfta girdiği kutuyu masasının üzerine bırakır ve öğrencilere der, bu kutunun içinde bir fare var ama bu kutuya 2 gün boyunca kimse dokunmayacak der. Aleykümselam herkese. Öğrenciler ilginç bulurlar. Emir verilmiştir hocaları tarafından. 2 gün bu kutuya kimse dokunmayacak. Fare masanın bir köşesinde. 2 gün sonra kutuyu bir açarlar. Fare ölmüş. Sizce fare neden ölmüş? Hadi şimdi cevapları yazın bakalım. Sorulara devam edebiliriz. Sizce fare neden ölmüştür arkadaşlar? Hadi cevapları bekliyoruz. Hamza havasızlıktan, kaderinden. Havasızlık, açlık, susuzluk. Öğrenciler evet dediği için mi olmuş? Yok arkadaşlar. Çok fazla uzatmayalım. Burada vermek istediğim mesaj yazılımla bağlantılı arkadaşlar. Kutuyu açtıklarında bir bakıyorlar ki fare kutunun her tarafını kemirmiş. Fare kutunun her tarafını kemirmiş arkadaşlar. Fare neden ölmüş? Fare ne havasızlıktan ne susuzluktan? Fare kararsızlıktan ölmüş arkadaşlar. Yani tek bir yere odaklansaymış fare,
her tarafı kemirmek yerine bir yeri kemirme uğraşsaymış, fare belki de başarıp dışarı çıkabilirmiş. Şimdi yazılımda öyle sorular geliyor ki bu anekdotu anlatma ihtiyacı hissettim. Daha önce de benim görüşümü, felsefemi sizlere açıklamıştım. Yazılımda her şeyden azar azar bilmek yerine bir konuda uzmanlaşmanız gerektiğini düşünüyorum ben. Onun için çokça dil bileceğim diye kendinizi yıpratmadan bir dilde olabildiğince iyi olup, zaten bir dilde olabildiğince iyi olduktan sonra yazılım dilleri de birbirinden çok da farklı şeyler değildir mantık ürettiğinizde. Bence kararlı olun arkadaşlar. Yani bunu hep söylüyorum eğitimlerde. Videoları izlediğinizde, videoların izlenme sürelerine baktığınızda PHP benim eğitimlerde birinci video, ikinci video, üçüncü video çok yüksek izlenmeler almış. 4, 5, 6, 7, 8 zayıflamış. Neden kaynaklanıyor? Çünkü hepiniz heves ediyorsunuz. Yazılım, kod yazmak için aklınıza bir proje geliyor. Ben bunu para verip yaptıramam ama öğrenirsem yaparım, yeni şeyler geliştiririm diye düşünüyorsunuz. Ama başladığınız o motivasyon ve enerjiyi sürekli hale getiremiyorsunuz. Sürekli hale getiremediğiniz için de sonra bırakıyorsunuz. Onun için kararlı olun. Bunu sigara konusuna da bağlayabiliriz. Bakın bugün 14 Nisan, yaklaşık 5 ay önce ben sizin karşınıza kanalda çıktım. Playlistler var ve ben dedim sigarayı bırakıyorum arkadaşlar. Ve 5 ay oldu. Beni esir alan o illetten 5 aydır çok en maddi en manevi anlamda ayrıyım. Bunlar hep ısrarlı karar vermenin sonuçları. Diğer yazılımda, diğer verdiğiniz... Burada bir yabancı çocuk varmış. Biz o çocukları aramızda tutmuyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, yazabilirsiniz. Beraber konuşabiliriz burada. Onun için kararlı olun. Yazılımda şimdi bakın, Tayfun kitap konusu dediğim bir motivasyon, hani bir projeyi açıklamamaktan girdim. Tayfun demiş ki kitap aldım, 6 tane kitap aldım, sizi izlemeye başlayınca kitaplar rafa kalktı. Arkadaşlar, PHP nasıl öğrenilir? PHP kitaptan mı öğrenilir? PHP video izleyerek mi öğrenilir? PHP kursa giderek mi öğrenilir? Bunlar göreceli kavramlardır. Nasıl ki güzellik göreceli bir kavramsa, öğrenme ve anlama kabiliyeti de kişiden kişiye değişikliği gösteren kavramdır. Kimileri kitaptan öğrenir, kimileri videodan öğrenir, kimileri de kursa giderek mentorluk alarak öğrenir. Benim kendi görüşüm, bakın videolarda her zaman söylüyorum, eğitimlerde de söylüyorum. Benim size söylediklerim sektörün doğruları değildir. Bunlar benim kendi doğrularımdır ve insanları dinlerken hayatta her zaman şuna bakın. O insan kendi bakış açısından olan doğruları söyler. Aldığınız her şey bu. Tüm düşüncelerde siz aldıklarınızı kendi süzgecinizden geçirerek kullanırsınız. Benim doğrularımı illa size dikte etmiyorum arkadaşlar. Diyorum ki mesela kitap açısından, kitaptan PHP programlama öğrenilebilir mi? Arkadaşlar, ben kitaptan sıfırdan programlamanın öğrenileceğine inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Çünkü yani oradan o soyut kavramdan alıp, yani ben öğreneceğini düşünmüyorum. Çünkü gördüğüm, bugüne kadar bana öyle bir ilham veren kitap olmadı. Kitapları genellikle ne için kullanıyorlar? Bilgisayar kitaplarında iki kavram vardır. Kalite ve kantite diye. Yani nitelikli çoğunluk diye. Bir bakıyorsun, adam bütün blok demesinin kodlarını kitaba yazmış. Ya kardeşim, ne gerek var kitabı 800 sayfa yazmaya? 1000 sayfa kitap yazmaya? İşin mantığını o kitaptan, soyut kavramdan öğrenemiyorsun. Videolar biraz daha sıcak geliyor. En azından görsel anlamda bir şeyler görüyorsunuz. Kurs ve birebir ilişkiler daha fazla yarar sağlıyor. Neden? Arkadaşlar, öğrenmenin en hızlı gerçekleşeceği şekil soru sorma yöntemidir. Soru soramazsanız öğrenemezsiniz. Soru soramazsanız gelişemezsiniz. İlla biri olmasına gerek yok. Google amca da bu anlamda sizin en büyük soru soracağınız bir kaynak. Ama şunu söyleyeyim, bakın daha önce söylemeyecektim. Farklı bir kitap çalışması için değil, PHP ile ilgili. Yani benim bir tane tecrübe arası kitabım da var. Normal standartların dışında benim felsefem şudur YouTube'da.
internet sitemde de bu yazar. Eğer insanlar standart öğretilerle öğrenmiyorsa, o zaman biz onların öğrenecekleri şekilde anlatmalıyız. Belki de YouTube'daki eğitim videolarına çoğu kişinin olumlu yorum yazması bu. Benim videolar biraz rutinin dışına çıktı. YouTube'un gelir modeli getirmesiyle birlikte, yani YouTube'un insanlara para kazanmayı teşvik etmesiyle birlikte YouTube bir sektör haline geldi. Bakın, Google Türkiye'deki yerel haberciliği öldürdü. Neye çevirdi? SEO haberciliğine çevirdi. Yani gerçek kaliteli nimet, bilgi iken Google insanların para kazanma hırsı yüzünden haberciliğin içine etti. Alakasız saçma sapan haberlerle insanlar daha çok para kazanmaya uğraştılar. Şimdi YouTube'da da böyle bir risk var. YouTube'da eğitim çekenlerin %70, %80'i belki de bilgilerini paylaşmak yerine oradan gelir elde etme modeli üzerine gidiyorlar. Çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Benim eğitimlerim YouTube'da ücretsizdir. Bazıları YouTube'da açmasız yorumlar yazsa da altta. Bakın, samimi bir şey söyleyeyim. Parayı başınızın üstüne aldığınızda altında izliyorsunuz. Parayı ayaklarınızın altına aldığınızda inanın o sizi yükseltiyor. Çok buradan çok teşekkür edeceğim. O kadar çok kişi var ki YouTube'dan eğitim videolarını ücretsiz izleyip neyazılım.com'a girip ihtiyacı olmasa bile yani 100'ün üzerinde kişi eğitim satın aldı. Ve bu inanılmaz bir şey. Yani insanlara zorla bir şeyi satmaya kalktığınızda, ve özellikle de söylüyorum, bak bu eğitimin aynısı YouTube'da var diyorum. Neyazılım.com'a girip orada 49 liraya eğitim alan 100'ün üzerinde kişi var. Buradan herkese de teşekkür ediyorum o konuda. Arkadaşlar, yapacağınız her şeyde karşılıksız yapın. Şunu da söyleyeyim, ayrı bir şey olarak çekecektim bunu. Mesela size de sorayım. Workshop'ta bu konuyu sormuştum. Yazılım öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar, şu söyleyeceğim şeyi çok dikkatle dinleyin. İnsanlar neden spor yapar diye size soruyorum. İnsanlar neden spor yapar? Şimdi bunun cevaplarını bekliyorum. İlk sağlık benden gelsin. İnsanlar neden spor yapar? Evet, cevapları görmedim hiç. İnsanlar neden spor yapar? Haydi, 30 kişi izliyoruz. İnsanlar neden spor yapar? Hiç cevap gelmedi. Sağlık, özgüven, bedensellik, kafa gelişimi falan. Arkadaşlar bakın, workshop'ta da anlattım bunu. Cevap geldi. İnsanlara, Türk halkına sormuşlar. Ey halkımız demişler, siz neden spor yaparsınız? Şu cevaplar gelmiş. Bir, sağlıklı olmak için. İki, karizma için. Üç, stres atmak için. Karizmanın diğer tam kelimesini tam şimdi anımsayamadım. Üç şey söylemişler. Peki en çok cevap hangisine çıkmış derseniz, sağlığa mı? Hep uzun yaşamak isteriz. Karizma, cool görünmek mi? Onu da isteriz ama en çok verilen cevap arkadaşlar stres atmak için çıkmış. Yani İnsanlar sporu stres atmak için yapıyorlarmış. Ne alaka yazılımla, bunun ne alakası var diyebilirsiniz. Şuradan çıkarılan sonuç şu. Biz Türk insanı olarak arkadaşlar çabuk sonuç almak isteriz. Sağlık için spor yaptığımızı düşündüğümüzde örneğin 20-25 yaşındayız. 70-80 yaşında daha uzun ömür geçirmek bizim için çok uzun. Sağlık kavramını çok uzun süreçte elde edeceğimiz için bize uzun geliyor. Karizma da keza aynı şekilde. Ama Naci, hoş geldin. Gelecek misin? Gel. Suyu mu alacaksın? Evet, ben su dolduracağım. Su mu dolduracaksın? Su doldur. Çay içiyorum. Evet, sus şimdi, abilerle konuşuyorum, tamam mı? Stres konusu, çıkıyorsun sporda hemen stresini atıyorsun, anında sonuç alıyorsun. Biz Türk tipi insanlar olarak çabuk sonuca gitmeyi seviyoruz. Yazılıma getireceğim konuyu buradan. Ben hep soruyorum, neden programlama, neden programlamayı öğrenmek istiyorsunuz diye. Orada da ilk iki cevap, işe girmek için, para kazanmak için. Arkadaşlar size kesinlikle söylüyorum. Programlamaya başlayacak arkadaşlar. İlk iki maddeniz iş ve paraysa ne benim videolarımı izleyin ne de başka videoları izleyin. Başaramayacaksınız, açık söyleyeyim size. Yani önceliğiniz iş ve paraysa
baskı altında üretemeyeceğiniz için, baskı altında çok çabuk sıkılacağınız için kesinlikle sonuca ulaşamayacaksınız arkadaşlar. Baskı altında insan üretemez, baskı altında insan gelişemez ve geliştiremez. Onun için programlama, para kazanmak ve kısa sürede iş bulmanın çok ötesinde bir özveri istiyor. Zamandan fedakarlık istiyor, yeri gelirse arkadaşlıklardan fedakarlık istiyor. Çok büyük özveri istiyor. Bazen baba, yalnız kalmak istiyor. Doluyor. Dolmuyor musun? Ben doldurayım mı? Doldum. Al çık doldur. Efendim? Sen abilere bir iyi akşamlar desene burada. İyi akşamlar. Bay bay ya abilere. Bay bay. Ah. Tamam hadi. Kapat kapıyı. Ben buradayım. Tamam. Enteresan tipler var dengesiz yazan sohbetlerde. Yani kaptırdım kendimi, anlattım. Belki hiç gündemde olmayan konulara da değindik, geçtik de durum böyle arkadaşlar. Sorularınız varsa sorularınızı cevaplayayım. Aleykümselam Fevzi, hoş geldin. Başlıktaki sorunun cevabını daha önce verdik. Daha sonra izleyen arkadaşlar oradan bakabilirler. Bir de kanalda yakın zamanda bir köşe açacağım. Bilmiyorum nasıl olacak ama daha önce de bahsetmiştim size. Videolardan kaynaklanan problemler, hala videoları izliyorsunuz ama yok ilerleyemiyorum diyenlere bir köşe ayıracağım. Uzaktan bilgisayarlarına bağlanıp o kişilerin takıldıkları yerleri beraber çözeceğiz. Ama o şu şartla, onun videosunu da çekerek kanalda yayınlamak şartıyla. Çünkü bireysel değil, çoğul bir şekilde tekrar aynı şeyin üzerinden geçmiş olacağız. Ama programlamadım. Böyle bir şu hafta sonu bir geçsin. Önümüzdeki hafta ona bakacağız arkadaşlar. Kadir Baba'nın dediği gibi yeni gelenlere selamlar herkese. Arkadaşlar bayağı da 43 kişiye çıktık. Koyu muhabbetleri umarım geride kalanlar kaçırmamıştır. Yoksa geriye dönüp anlatırlar. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. Ben bayağı bir anlattım. Teknoloji rotası, referandumla ilgili şu an yeri ve zamanı değil. Pazar günü millet sandıkta konuşacak zaten. Bununla ilgili bir video çekeceğim. Yani şey de aslında çok ihtisas alanım olan konulardan biri. Kaskat, PDO kullanıyorsun. İleride bir şeye geçmene gerek yok. PDO'nun ne olduğunu bir araştır önce. Akif, dediğin gibi yani yazılımın ben de %70, %80'i ekstra özel işlerimde kullanıyorum. Genellikle bahsettiğin gibi donanım ve yönetimle ilgili işlerle ilgileniyorum. Adem, ücretsiz script derdin ne senin? Piyasada ücretsiz script dolu. Yani ücretsizden kasıt ne? Varez vardır birçok kullanıyorsanız. Kaskat, PDO zaten birden çok veri tabanıyla çalışmanı sağlıyor PHP'ye dair.
Daha güvenli bir yapıya sahiptir MySQL Connect yapısına göre. Aynen devam et. Evet abi, HTML tasarımları bir arada toplayacak bir script çalışması için değil. Alp, ne işimiz var bizim 3. Dünya Savaşı'yla? Olacaksa bilgi savaşı olsun. Mustafa, paylaştığım ücretsiz script'in doğru fonksiyon dosyası lisanslı altta. Selao, absörü kuramıyorsun. Neden acaba? Yani soru çok uzun bir soru. Absörü kuramıyorum arkadaşlar. Soru sorma tiplerinizi değiştirin dedim. Yani absörü kuramıyorum. Sorun nerededir sorusu çok muğlak bir soru. Cevap verilemez buna. İşletim sisteminden kaynaklanan bir sıkıntıdan temiz kurulum yaparsan videodaki gibi birebir kurabilirsiniz. Murat, yeni bir oynatma listesi fikri üzerinde gelen fikirleri değerlendiriyoruz hala. Ben bu bilgileri nereden öğrendim? Sizin gibi sağdan soldan. Epsilon kuramıyorsanız XAMPP kurun, WAMP kurun, değişik şeyler. Sonuçta hepsi sizi bir sonuca götürüyor. Amaç belli orada arkadaşlar. Değişik şeyler kurabilirsiniz. Arkadaşlar, bizim eğitimlerde sigarada 5. aydayım. Sigara içmiyoruz arkadaşlar. Sigara playlistine bakabilirsiniz. Sigarayı bıraktık, yazılıma başladık. Arkadaşlar, siyasi konulara girmeyelim burada. YouTube'a Emrah Yüksel yazarsanız zaten o konudaki görüşlerimi görürsünüz. Şimdi şu Emre Aslan'ın sorusuna da cevap vereyim. Ondan sonra kapatacağız şeyi de. Aslında 4. video, ders 4'te tasarım var. Arkadaşlar, çoğunuzun kafasında tasarım ve programlama birbirinden ayrılmamış. Sorulardan onu görüyorum. Tasarım ve programlamayı ayrıştırmanız adına kanalda 4. videoydu. Ya da 29 muydu tasarım ve programlama, ona bakabilirsiniz. Kaptan kaçar, saat 11 oldu. Kanalda yeni playlist ile ilgili bilgiler, önerilerinizi atabilirsiniz. E-ticaret projesi yakın zamanda yok. Şarjım da %10'un altına düşmüş. E-ticaret projesi kanalda yok. Tekrar söylüyorum. 6 Mayıs'tan itibaren Başarı Sofya Eğitim Kurumları Bakırköy Şubesi'nde 50 saatlik sıfırdan PHP eğitimi başlayacak arkadaşlar. Orada hem sıfırdan PHP öğreneceğiz hem de e-ticaret script'i yazacağız. Tekrar bir bu akşam söyledim madem. Üzerinde çalıştığım bir PHP kitabı var ama standart kitapların tamamen dışında. Sıfırdan başlayanlara yönelik. Programlamayı anlamaya yönelik. Normal kitapların tamamının aksi istikamette bir işleyiş olan kitap çalışmam olacak. Kolay kolay bitmez şeyde. Yani normal tecrübe hırsızı kitabım var emrahyüksel.com.tr'de. Oradan tecrübe hırsızı kitabıma göz atabilirsiniz. Kaptanın düşünce yapısını, fikirlerini anlamaya çalışabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Güray, şimdilik Kadıköy Şube yok. Kadıköy Şube bana çok uzak. Ben İstanbul'dayım. Yani Kadıköy'de İstanbul'da. Teknoloji hırsızı. Siyasi olarak Emrah Yüksel yazdım. PHP dersleri çıktı. Biraz daha ara bulursun. Yücel, herhangi bir bilgim yok bu konuda. Ben sadece işin eğitim kısmındayım.
sizlerle birlikte bir canlı yayın planlıyorum arkadaşlar ama bilmiyorum. Hadi herkes işini yapacak. Sen anlat bir fıkra dinleyelim. Adamın biri varmış ölmüş. İyi geceler arkadaşlar. Herkese Allah rahatlık versin. Programlamayla ilgili, normal şeylerle ilgili. Ne düşünürseniz, gönlünüzden ne geçiyorsa umarım gerçekleşir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yarın yine belki bir araya geliriz. İyi akşamlar.